Kelime oyunu. İlk kez yapacağız bu arada bunu. Daha önceki söyleşilerde yapmamıştık. Aynen. Daha önceki söyleşilere katılanlar var mı aranızda? Var. Var. Evet. Nasıl? Şöyle. Ben farklı olmak istemezdim bu konuda. Hadi bakalım. Ama çok eğlenceli yani. Tamam, hadi bakalım, bekliyorum. Size bazı kelimeler vereceğim. Tamam. Zor kelimeler değil. Bu kelimelerin sizin için neyi çağrıştırdığını bize söyleyeceksiniz. Ama bir kelime de olabilir bu. Yani bir kelime de söyleyebilirsiniz, bir cümle de söyleyebilirsiniz. Tamam. O zaman İstanbul. Tutku. Tutku. Instagram. Samimiyet. Samimiyet. Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı benim için sanırım... Ya daha söyle, tam ifade edemeyeceğim şimdi. Yanlış bir şey söylememek için susuyorum. Bir dakika. Kırmızı benim için galiba insan bedeni. İnsan bedeni. Evet. Set. Set. Çalışmak. Çalışmak. kahve. Kahve. Günaydın. Günaydın kahve. Günaydın. Siz çaycı mısınız, kahveci misiniz? Kahveci, ben kahveci hiç çay içmez. Hiç içmezsiniz. Hiç. Çünkü bu dönüştü ya. Bitki çayı dışında hiç çay içmez. Eskiden çaycı bir toplumken şimdi artık gel bir kahve içelim diye döndük. Ki bizim de programımız buradan çıktı. Güneşin kızları. Selin. Alsel. Uzay fandom. Hepsi yani. Ona neler neler sayarım var ya. Ve son kelimemiz aşk. Aşk. Neden sana bunu sakladın? Ne bileyim, böyle daha şey olur diye. Ben de sana saklardım. Aşk. Aile. Kedilerim. Ve aşk. Sanırım hayat felsefem olabilir benim aşk. Aşık olmak. Evet. O zaman Twitter sorularına geçelim. Biz Twitter'da Hande Erçel'e sormak istediğiniz sorular şeklinde bir sürü soru aldık. Yaklaşık 550 tane falan soru geldi. Biz de en başarılılarını tırnak içerisinde tabii ki seçmeye çalıştık. Misal, kullanıcı adı kafa 5 milyon olan bir kullanıcımız Rabia şunu sormuş. Aslında ben bunu sordum ama bir daha sorayım. Çünkü Rabia'ya ayıp olmasın. Sinema filmiyle karşımıza geçmek ister mi? Böyle bir planı var mı önümüzdeki günlerde? İsterim Rabia, çok isterim. Yani öyle planım var. Şu an okuyorum. Umarım olacak. Senaryo okuma sürecindesiniz evet. Şu anda. Hande Mih ve Gece sormuş. Yani kullanıcı Hande Mih ve Gece. Hayat mottosu nedir? Onu en zorladığı zamanlarda yılmadan yeniden ayağa kalkmasını sağlayan arkasına sığındığı şey. Vefa. Vefa. Evet, benim hayat motom vefa. Vefalı olmak beni ayakta tutan şey. Çünkü insanlarla ve kalbimle bağlantıyı koparmamak. Evet. En ihtiyacımız olan şey aslında vefalı olmak. Yıldız demiş ki, boş bir nesil yetişiyor. Katılıyorum Yıldız. Hande Erçel kendisini nasıl geliştiriyor? Donanımına donanım katabilmek için neler yapıyor? Hem kendi özel hayatı için hem de kariyeri için. Ben aslında kendimde hiç yapmadığım şeyleri yapmaya başladım. Yani kendini geliştirmek, evet kitap okumak gerçekten çok önemli. Evet film izlemek. Ama ben artık şuna da bir tık inananlardanım. Hiç yapmadığım bir şey yapmaya başladım. Yani hiç denemediğim bir şey mi, nasıl diyeyim? Belki at binmek. Yani ya da etmediğim bir dansa başlamak. Yani bunlar aslında beni bir tık daha kendimi bulmamda yardımcı oluyorlar. Ve hiç yapmadığı şeyleri yaptığında insan daha çok kendini gelişmiş hissediyor. Daha önemli hissediyor. Böyle şeyler yapıyorum yani. Şu an yapmadığım şeyleri yapıyorum. Ki çok da önemli bir şey. Çünkü o zaman ben bunu da yapabiliyormuşum diyorsunuz. Evet. Normalde belki de yapabildiğimiz o kadar çok, ilgilendiğimiz o kadar fazla sanat dalı, spor olabilir, başka şeyler olabilir var ki ama bilmiyoruz işte. Bunu bilmeden sönüp böyle... Aslında hiç bilmediğin şeyler yeteneğin çıkıyor bazen. Evet işte. Aynen. Onu keşfetmek yani. Çok önemli. Atış yapmak mesela benim hiç bilmediğim bir yeteneğimdi. Ve ben bunu ilk atış yaptığımda nasıl yani dedim ben.
Yani bende böyle bir yetenek olamaz yani. Ben hiçbir şekilde hani düşünmemişim bile ama bir gün gittiğimde arkadaşlarımla atış yapmaya gerçekten de yapabiliyormuşum dedim. Yani varmış evet, bende bu. Evet. Keşfediyorsun. Saturn halkası sormuş. Right Red Knight kullanıcı adıyla. Çok yaratıcı. Evet, zaten şey, çok fazla soru geldi kendisine ve çok başarılı olduğu için iki tane soru seçtim. Sorduğu sorular arasından. Bu dünyada nesiller sonra bile hatırlanmak, bilinmek için nasıl bir iz bırakmak ister? Ne kadar güzel soru. Aslında insanlar beni hatırladığında, bu dünyadan gittiğinde beni hatırladığında ben isterim ki çok insan mı desinler, sevgi dolu desinler, bana ilham verdi desinler ve bunun için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Yani bende ne varsa bunu insanlara vermeyi çok seviyorum. Çünkü bence saklasam bu bencillik olur. Bende bir şey varsa, fazla geliyorsa bana bu sevgi, ben bunu dağıtmalıyım. Böyle isterdim yani. Ki biz her şeyi ne yazık ki kaybedince anlayan... Evet, öyle bir insan yapımız var. Aynen öyle. Senin bir dönem kadını olduğunu düşünüyoruz demişler. Sanki ruhun başka zamanlara ait gibi. Şiir gibi okudum ben de bu arada. Utandırdım. Buradan bağlayabilirim. Geçen gün Twitter'da okudum. Bu seni bir dönem kadın gibi olsan diye. Hatta birkaç kolaj yapmışlardı. Onları da görmüştüm. Siz mi yaptınız? O taraf şey... Güneşin kızları olduğu için hep bana bakıyor. Ya, onları görmüştüm. Ya ben çok isterim çünkü benim aslında içimde var bir böyle bir dönem isteği, böyle bir dönem havası da var. Evet. Bakalım inşallah bir gün çok isterim yani dönem kadını olmayı. Vatanım Sensin'i izliyor musunuz? Evet. Daha ilk defa, boşum ilk defa birkaç kere bakabildim. Harika bir iş. Çok başarılı bir iş.